Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bana her zaman sorduğunuz soru: nasıl toprak kullanıyorsunuz diye. Arkadaşlar, ben şimdi sizlere toprağımı göstereceğim. Bugün özellikle sizin için köye gidip bu toprakları aldım arkadaşlar. Hem toprağımı aldım, hem de yanmış gübre diyorum ya ben size, toprakla karıştırıyorum diye. Hem de yanmış gübremi aldım. Aşağı yukarı 2-3 senelik var bu. Tamamen toprak haline gelmiş hayvanların gübresi. Bu şekilde bir kovaya doldurdum. Bu yanmış hayvan gübresi. Bu da gördüğünüz gibi normal tarladan, bahçeden aldığım toprak. Şöyle yumuşacık bir toprak. Güzel de bir kar suyu yemiş arkadaşlar. Bu şekilde kabarık kabarık olmuş. Evet, bu toprak ile bu yanmış gübreyi şimdi karıştıracağım. Şöyle büyük bir kabımın içerisine önce toprağımı, sonra üzerine gübremizi ekledik. Yapmamız gereken sadece bu arkadaşlar. Bununla hangi çiçeği ekerseniz ekin tutar. O kadar da iddialı konuşuyorum. İşte bunu bulmanız lazım. Eğer köyünüz varsa, yoksa da gidin bir köyden alın bence. Hiçbir şekilde bu gübre koku yapmaz. Çünkü bu artık topraklaşmış hali. Şöyle göstereyim. Yanmış, kurumuş 2-3 senelik var arkadaşlar. Toprak haline gelmiş. Ben evdeki çiçeklerimin, kendi yetiştirdiklerimi de mesela filizlerden kopartıp ekiyorum. Aynı bu şekilde bu toprak ile saksı değişimi yapacaksam da aynı bu toprak ile yapıyorum arkadaşlar, orkideler hariç. Menekşeme, çuha, kalanşo, küpe çiçeğim, bütün çiçeklerimi, aklınıza gelen sardunyalara, hepsini bu toprakla ekiyorum. Çok sağlıklı oluyorlar arkadaşlar. Hani bana soruyorsunuz ya, küpe çiçeklerini ben yetiştiremiyorum, siz nasıl yapıyorsunuz diye. İlk başta küpe çiçeğimi bu şekilde, bu karıştırdığım toprak ile ekiyorum. Sonrasında zaten zaman içerisinde ayda bir evde vitaminler veriyorum. Evet, sizler sordunuz, yorumlarda benden istediniz. Toprağa karışımını nasıl yapıyorsunuz, nasıl toprak diye ben de sizlere videolu olarak yanıtlamak istedim sevgili arkadaşlarım. Yılbaşı çiçeklerini de ekebilirsiniz. Dediğim gibi bütün çiçekleri bununla ekebilirsiniz. Harika sonuçlar alırsınız. Çiçeğim ektim tutmadı kurudu diyenler, böyle bir karışım hazırlayınız. Evet, videomu fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi toprak ve yanmış gübrenin karışımı. İkisini karıştırdım. Şimdi saksıya koymaya hazır arkadaşlar. Saksı değişimi yapacağım ama onu şimdi çekmeyeceğim. Daha önce yapmıştım, sizlerle paylaşmıştım. Saksı değişimi yaparken ya da çiçek ekerken toprağın içine, yani saksıya mutlaka minik minik çakıl taşları koyunuz arkadaşlar. Toprağı nemlendirsin. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Sizleri yorumlara bekliyorum. Beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum.